Coğrafi konumu itibariyle kültürlerin kaynaşma noktasını teşkil eden Anadolu, tıp tarihi bakımından da önemli bir yere sahiptir. Antik uygarlıkların tedavi tekniklerinden, modern tıbbın temellerinin atılmasına uzanan çizgide, kritik öneme sahip Gevher Nesibe Sultan Şifaiyesi ve Tıp Medresesi, bunun dikkate değer örnekleri arasında yer alır. Günümüzde Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veren yapı, birbirine bitişik hastane ve medrese binası şeklinde 1206 yıllarında inşa edilir. Külliyeye adını veren Gevher Nesibe, Selçuklu Sultanı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev'in kız kardeşidir. Rivayete göre Selçuklu ordusundan bir komutanla evlenme isteği, ağabeyi tarafından reddedilen Gevher Nesibe üzüntüsünden verem olur. Hatasını fark eden Keyhüsrev, kardeşinin son isteğini sorduğunda, kendisi gibi çaresiz hastalıklara yakalanan insanların tedavi edileceği bir şifahane yaptırılması arzusunu öğrenir. Selçuklu taş ustalığının önemli örnekleri arasında gösterilen yapının, hastane bölümünde tedavi ve ameliyatlar yürütülürken, medrese bölümünde bugünkü anlamıyla tıp eğitimi verilir. Devlet bursuyla hekimliğin yanı sıra felsefe, doğa bilimleri, İslami ilimler ve yabancı dil öğrenimi de gören öğrencilerin pratik eğitimi hastane bölümünde hasta görerek gerçekleşir. Bu yönüyle modern tıp eğitiminin ilk örneklerinden birini veren kurumda, akıl hastalıklarının tedavisi için su ve enstrüman sesinden faydalanan teknikler de geliştirilir. NASA, şifahanenin 13. yüzyılda ortaya koyduğu bu başarının anısına, 1993 yılında Venüs'te bir tepeye Gevher Nesibe adını verir. Osmanlı döneminde de hastane ve medrese işleviyle kullanılan Kayseri Şifaiyesi pek çok kez tadilata uğrar. 1980 yılından itibaren Erciyes Üniversitesi Tıp Tarihi Müzesi adıyla hizmet veren yapı, 2014'te bugünkü halini alır. PTT, 1956 yılında Kayseri Şifaiyesi'nin kuruluşunun 750. yılı anısına bir anma pulu basar.